Der Spiegel dergisinin 2028 yılı sonrasına hazırlık olarak tarif ettiği Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyareti 3. gününde Steinmeier bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ortak basın toplantısında Steinmeier Türkiye'nin iç meselelerine karıştı. Steinmeier demokrasi, hukuk ve basın özgürlüğü çağrısı yaptı. İşte o görüşmenin ve o açıklamaların ayrıntıları. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretinin 3. gününde durağı Ankara oldu. Türkiye, dynamische... Bu nedenle Türkiye'ye dinamik e, ve, ve demokratik ve Avrupa'ya yönelen bir gelişme diliyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Alman mevkidaşını Külliye'de kabul etti. Türkiye'de sivil toplum yapılarıyla görüştüğünü söyleyen Steinmeier Türkiye'nin iç işlerine karıştı. Türkiye'deki finans politikalarındaki reformlar Avrupa'da da Batı'da da büyük bir ta takdirle karşılanıyor. Ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek zorundayız. Elbette yasal güvenlik ve hukuk devleti ilkeleri bunun için çok önemli. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda da basın özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri son derece önem önemli. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de Gündemimizde yer aldı. Almanya Cumhurbaşkanı mevkidaşı Erdoğan Irak'tayken Türkiye'ye geldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP Genel başkanı Mitat Sancar ve batıcı kimliğiyle tanınan yazar Orhan Pamuk'la Masumiyet Müzesi'nde görüştü. Alman devletinin sesi olarak bilinen Der Spiegel dergisi ziyareti 2028 yılı sonrasında Erdoğansız bir Türkiye'ye hazırlık olarak niteledi. Teşriflerini arz ederim. Erdoğanla steinmeier ortak basın toplantısında önemli başlıklardan biri de İsrail-Filistin savaşı oldu. Steinmeier Hamas'a defaatlı İsrail'i savunduğu bunun üzerine Erdoğan'sa İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekti. Haben wir darüber gesprochen. Hamas bu vahşice saldırıyla İsrail'e 1200 kadını, erkeği ve çocuğu öldürdü ve 6 ayı aşkın süredir 300'ü aşkın rehineyi hala tutuyor. Bize göre 7 Ekim saldırısı olmasaydı Orta Doğu'daki bu savaş olmazdı. Ama yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz.